Yılbaşı, yıl bitiminin veya yeni bir yılın başlangıcının kutlandığı kültürel bir olaydır. Türkiye dahil Gregorian takviminin kullanıldığı birçok ülkede yılın ilk resmi günüdür. Her ülkenin kültürü, gelenek ve görenekleri başka. Tabii yılbaşını kutlama şekilleri de. İşte karşınızda en ilginç yılbaşı adetleri. Başlamadan önce kanalımıza abone olmayı unutmayınız. İyi seyirler. Arjantin'de yılbaşı gecesi herkes sağ ayağını ileri doğru uzatır. Böylece bir sonraki senenin iyi geçeceğine inanılır. Şili'de yeni yılın iş ve para dolu geçmesi için yılbaşı gecesi bir kaşık dolusu mercimek yemek adettir. Yeni Zelandalılar yeni yılda gece yarısı sokaklarda gezip tencere tava çalarlar. Panama'da insanlar yılbaşı gecesi Muneco denilen özel olarak hazırlanmış kuklaları yakarak kötü ruhları kendilerinden uzaklaştırdıklarına inanırlar. İspanya'da yılbaşı gecesi çanlar çalarken her vuruş için üzüm tanesi yenilir. Toplamda yenilen 12 üzüm tanesi ayları ve başarıyı temsil eder. Estonya'da eskiden yılbaşı günü 7 öğün yemenin bolluk getireceğine inanılıyordu. Danimarka'da eski tabak ve bardakları eş dost kapısına fırlatmak adettendir. Bununla birlikte kötü ruhların gittiğine ve yeni yılın kendilerine uğur getireceğine inanırlar. Ayrıca gece yarısı sandalyeden atlanılır. Brezilya'da bir inanca göre deniz dalgası üzerinden 7 defa atlarsanız yeni yılınız iyi geçer. Güney Afrika'da yerel halk yeni yılda şans ve bereket için eski ev eşyalarını pencereden atıyorlar. Azerbaycan'da her yeni yıl akşam sofrasına başkent salatası yapmak ve onu günlerce tüketmek adettendir. Filipinler'de yuvarlak şekilli cisimler altın paraları hatırlattıkları için bereket simgesidir. Bu nedenle yılbaşı geceleri sofrada yuvarlak ve şekilli meyvelerin olması şarttır ve zenginlik göstergesidir. Hatta 12 yuvarlak meyve yemek de adettendir. Belarus'ta bekar kadınların önüne birer koçan mısır konur ve bir odaya horoz salınır. Horoz önce kimin mısırını gagalarsa o yıl ilk evlenecek olan odur denilir. Peru'da yeni yılda Takanakuy Festivali yapılır. Bu gecede insanlar birbirini yumruklar. Bununla yeni yıla daha rahat gireceklerini düşünüyorlar. Romanya'da paraları çaya atarlar ve bunun uğur getireceğine inanırlar. Bolivya'da ise şekerlemelerin içine para konulur. Kime bu pullu şekerleme denk gelirse yeni yıl onun için daha başarılı olacaktır. Diğer videolarımızı izlemek istiyorsanız ekranda size önerdiğimiz videolara tıklayabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.